Derbide karşılıklı birer gol var değerli izleyenler. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Fenerbahçe karşılaşmanın 10. dakikasında Tadic'in asistinde Ceko ile öne geçmişti. Ve 24. dakikada penaltı vuruşundan Alex Oxlade Chamberlain skora dengeyi getiren golü attı. Beşiktaş'ta Jetson ve Umut Meraş sakatlandılar. İkisi de e, oyundan çıktı. Ee, ama Umut Beşiktaş'ın yerine değişiklik yapılmadı ee, Bilemiyorum Devre arasını düşünerek herhalde beklediler ee, Şimdi hocam e, Beşiktaş'ın Eksikleri daha net şekilde Hissediliyor ee, Sağdaki oyun planı e, Savunma hataları e, O e, düzen De bir sıkıntı var Maç 1-1 olmasına rağmen e, Ceko'nun bir kafa vuruşu var Çok etkili biliyorsun Hemen direğin dibinden gitti Direkten dönen bir top var. Az önce, saniyeler önce İrfan Can'ın kaleciyle karşı karşıya Mert'i geçemediği pozisyon var. Gol dışında Beşiktaş'ın belki hani Jetson'un maçın başındaki bir kafa vuruşu vardı. Belki onu söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda ama skorun 1-1 olması Fenerbahçe için herhalde iyi olmasa gerek. Nasıl geçiyor maç sizce? Şimdi Beşiktaş'ın defansı <laughs> iyi değil de Fenerbahçe'nin defasında Samet var. E hocam hep konuşuyoruz. ya. Yani. <laughs> o defasında da Samet var. <laughs> potansiyel tehlike. yani tehlike. Potansiyel Şimdi böyle söylüyoruz kardeşimiz <laughs> kusura bakmasın ama her maçta aynı şeyler yapılır. Her ya. an her şey çıkabilir mesela. Ol olabilir orada da. Maç tempolu başladı. Daha da tempolu olurdu. Şimdi Beşiktaş tabii iç sahada oynamanın verdiği avantajla. ilk başta bayağı sert başladı Beşiktaş. Dört tane filan da taktik foyl yaptılar. Evet. Bu yaptıkları taktik folleri hakem yedi. Futbolu bilmediği için. Hiç. Hakem yedikten sonra Hiç. sinirlilik başladı. Futbolcuları sefer, da geldi. Tabii futbolcular gerildiler. Orada orada tutamadı maçı. Tutamayınca futbolcular gerildiler. Ondan sonra sarı kartlar filan uçuştu. Kaç kart var bilmiyorum. Ben sayamadım. Şimdi getirsin arkadaşlarımız. Çok tehlike. Ben en son bir dörd, dördü gördüm. Şöyle tehlike. Hocam yani... Bir takım Tabii eksilirse evet bir takım eksilirse kötü. Yani bir kişi eksilirse şu anda müsaitler. Bayağı da sinirliler. Hocam bu tip maçlarda çok şeyli olacaksın böyle yani ne çok fazla şey yapacaksın ne başa aşağı ineceksin. Maçı kontrol edeceksin maçı elinden tamam. kaçırdı. İnşallah tamam. topçular çünkü çok sinirlendiler. İsmail çok sinirlendi kenardan. Şuradan ikinci yarı ne olur bilmiyorum Yorgunluk başlayacak, yorgunluk başlayınca ikili mücadelelerde ne olacak? Ama Fenerbahçe gelince daha tehlikeli geliyor. Haliyle oyuncuların birbirine alışkanlığı var, araya filan iyi toplar sokuyorlar. Nitekim iyi pozisyonlar yakaladılar. Ama bu tip maçlar büyük maçlar, ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz hocam. Yani evet. her ay yapacağım bir hatayla Golü yersin, maçı şekli döner. Kalite çok fazla yok, heyecan var. Ha. Vakit geçiyor. Çabuk geçti vakit Doğru. yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> o açıdan iyi. Hani baktık 35, baktık 38 dakika falan geçti o açıdan iyi. Ya yani çok kalite yok. Fenerbahçe'nin kendi takımların sol ikisi de Avrupa'da beşik, beşik, hocam 11 tane mi? gol yiyip geldiler. Son maçta. Son maçlarda 11 gol yiyip geldiler. Zaten onun yarası var. Yani onun 11 tane yani. gol yiyip geldiler bizim Türkiye'nin iyi takımlar. Ya yani biri lider, var. birisi iyi takımlarından biri. Onun için çok fazla bir şey beklemiyoruz artık Türkiye'de futboldan. Ama iyi mücadele olsun. Bir de sakatlık olmasın. Birbirlerine sert girilmesin. 11-11 e oynasın. Filan filan filan. İyi niyetle konuşuyoruz tabii. E, bugün işte Fenerbahçe'de bakıyorum e, Ferdi sol tarafı yine iyi kullanıyor. Ceko istekli göründü. Ama bir iki yerde böyle pas vermek yerine başka şut denedi vesaire. İrfan Can 2-3 tane pozisyonun içinde. Mesela İrfan Can da e, hep pozisyonların içinde var. Ama ya son tercih ya son vuruşta sıkıntılar oldu. E, sağ ayağına geldi son vuruşta. Madem onu yapamayacaksın solunu al. Müsait çünkü. Evet. Onu yapabilecek solunu gibi alacak vakti de vardı. O, vardı. O oyun zekası da fazlasıyla var. Vardı. Onu yapmadı. Onu öyle düşünmedi. E, tabii yorgunluk başlıyor. Penaltı golünde Ciku Samet iki çifte hata var. Yani maç eksiği diyelim. Samet'in ceza sahası içinde Tepa affedilir bir hata Otar girmemesi lazım. Evet. Yani otar girilmez. Beşik... Onu yapacak futbolcu bekleyeceksin. Fenerbahçe'nin attığı golü de Beşiktaş ceza sahasında bomboş kaldı Cem. Evet. Bomboş kaldı. Araya atılan toplarda Beşiktaş defansı oldu gibi düşüyor. Dört kişi falan tık diye düşüyorlar. Jetson çıktı. Umut sakatlandı. Bilemiyorum herhalde o da Jetson çıkıyor. Jetson'un çıkması dezavantaj tabii. Biraz direnç, sertlik anla... Ee, sertlik demişken şimdi hakem... Ben şunu anlamadım hocam ilk yerde. Şimdi bazı hakemler temaslı futbola izin veriyorlar. Sen de konuşurken biz diyorsun ki bak böyle oynatıyor ama. Hani burada da çalmadı ama hep maçı... Şimdi bu adam temaslı futbola izin veriyor mu vermiyor mu belli de olmadı. Evet. ile faul vermedi. Faul olmayana faul verdi. Böyle bir ilk 45 dakika geçti. İki takım futbolcularını da sinirlendirdi. Teknik adamlarını da sinirlendirdi başarıyla. İkinci yarı ne olur? İnşallah Vallahi kartları Allah doğru yardımcısı kullanır. Olsun, Bak, i̇nşallah kartları gidiyor. doğru kullanır. Çünkü koparırsa maçı çok zor pozisyonlara girer maç. Yani çok Hakem açısından çok dikkat edilmesi gerekir bir maç. İkinci yarı evet. seyredeceğiz. Onu söyleyeyim. Öyle. İnşallah Allah da yardım eder. Vallahi Maç önünde akar. Hep deniyor ya hakem şansı diye. Hakem şansı yanında olsun. Çünkü gerçekten ihtiyacı var. E, Şanstan başka kurtarır yanı yok, evet. yok çünkü. E, Beşiktaş üç kez Fenerbahçe ceza sahasına girmiş ilk yarıda. Fenerbahçe 10 defa rakip ceza sahasına girmiş. Sekiz şutu var Fenerbahçe'nin. 2 şutu var Beşiktaş'ın. Biri isabetli. Fenerbahçe'nin sekizde iki. Hani rakamlar e, aslında... ...ilk yerinin nasıl geçtiğini biraz anlatıyor. Aynısı. Anlatıyor. Aynısı. Ee, Tabii ikinci araya yönelik bir takım hamleler olacaktır. Örneğin kenarda Abu Bakar var, ee, Beşiktaş'ta Amir var. Ee, öyle hamleler gelebilir. Şunu söyleyebiliriz. Gezal bilemiyorum ne derece. Baya heyecanlı bir maç olacak. Değil mi? Olacak olacak. Yani Bayağı şimdi, değişik şeyler aslında göreceğiz. Aslında derbide derbide. Böyle maçlarda ikinci arıya gol olmaz falan denebilir ama mesela gol olurmuş gibi duruyor maçlarda. Evet. Ama tabii derbi için bunu söylemek çok riskli bir iş. E, fakat ya bu maç daha olurmuş gibi gösteriyor. Bakalım e, ikinci yarı neler getirecek? Bir takım hamleler de sanıyorum gelecektir. İki takım adına da gelecektir. Ama tabii Beşiktaş'ın yaşadığı şanssızlık hem Jetson'un hem Umut Meraşın sakatlanması oldu darbeden mi adereden mi işte değil mi? Ee, darbeden tabii. mi adereden mi? Zaten ya böyle Ama bir... Ama söylüyorlar Rıza'ya Rıza da söylüyordu söyledi, yani. Söyledi söyledi. Yani çalışılmadığı katıl... belli Beşiktaş'ın. Çalışmadığı bir belli. Da söyledi. Yani bu burada herhalde sezon başından fazla beri yükleme değil. de yapmışlar bir arada. Olabilir. Onun da etkisi hissediliyor. Orada bu dönemde yükleme yaparsan atar tabii vücut. Evet. Efendim biz toparlayalım. Tabii skorboarda sözü bırakacağız ve Derbi'yi bütün yönleriyle konuşacağız. Elbette e, tartışmalı pozisyonlarla birlikte. E, bir yandan da hani sahaya bakmaya çalışıyorum oyuna girecekmiş gibi ısınan var mı? Ama hamleler biraz daha bekleyebilir. Özellikle Beşiktaş cephesinde zaten iki tane zorunlu değişiklik yapılmış olacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de biraz bekler diye düşünüyorum. E, o hamleler için. E, onu tabii hep birlikte göreceğiz. Ee, biz yavaş yavaş toparlayalım sözü skorboarda bırakalım. Skorboardun ardında 90 artı 1'de tartışmalı pozisyonlar dahil bütün konuları detaylıca konuşacağız efendim. Ağız spordan